Değerli arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Monopoli eleştireceğiz. Niye eleştireceğiz? Bakın şimdi monopolün denge koşulu neydi? Marjinal geliştir. Marjinal maliyet virgül. Marjinal maliyet ne olacak? Pozitif eğimli olacak virgül. Ve fiyat ortalama maliyetten büyük olacak yani aşırı karar edecek. Şimdi bakalım monopolü niçin eleştiriyoruz? Yatı eksen miktar, dikey eksen fiyat. Bu nedir arkadaşlar? Negatif eğimli monopolün talep doğrusu. Hemen altında ne yer alırdı? Marjinal gelir doğrusu. Monopolün ortalama madde çizdik. AC. Monopolün marjinal maliyet çizdik. MC. Denge. MR'nin MC eşit işte olduğu E noktasında. Ne kadar mal üretti? Q1. Nereye çıktım? Talebe D'ye. Fiyat nedir? P1. Dikkat ettiniz mi? Monopol nerede üretim yaptı? Evet Önce mal şikarını göstereyim. Q1 kadar maldan maliyete çıktım. F. Monopolün maliyet fiyatı. Ve burası da arkadaşlar siyah taralı alan monopolün neyi aşırı kar? Peki monopol nerede üretim yaptı? Monopolün üretim yaptığı yer ortalama toplam maliyet eğrisinin minimum olduğu noktanın neresidir? Soludur. Yani monopol neyle çalışıyor? Eksik kapasite ile çalışıyor. Yani eksik kapasiteye çalıştığı için kendi bünyesinde, kendi içinde boş, atıl kullanılmayan kaynaklar bulunduruyor. Toplum kaynaklarını tam ve etkin kullanmıyor. Öyle değil mi? O hadi birinci eleştirimiz bir. Nedir? Bir. Monopol arkadaşlar. Eksik kapasite ile çalışır. Eksik kapasite ile çalıştığı için kendi içinde boş atır kaynaklar oluşturduğu için kaynakları tam kullanmadığı için ne yapar? Kaynak tahsisinde kaynak tahsisinde etkinliği ne yapıyor arkadaşlar? Etkinliği bozar diyoruz. Geldik 2. Eğer monopol tam kapasiteyle çalışsaydı ne kadar mal üretecekti? AC'nin mil olduğu yerde q kadar mal. Hangi fiyattan satacaktı? Bakın buradan talebe çıktım. Hangi fiyattan satacaktı? P3. Peki monopol ne yapmış? Monopol üretimini kısmış. Aşırı karı hala varken üretimini kısarak fiyatını arttırmış aşırı karnı daha da ne yapmış arttırmış. Ve böylelikle toplumun tüm gelirini ne yapmış? Kendisinde toplamış. O halde iki neyi bozdu arkadaşlar? İki gelir gelir dağılımını ne yapar arkadaşlar? Bozar deriz bozar. Geldik 3. Peki monopol ne yapar başka? Örneğin beni tanıyorsunuz tanımayan arkadaşlar da internetten araştırabilir. Mesela benim gelir uzmanlık kitabım var öyle değil mi? Ve ben gelir uzmanlık kitabımın hep böyle reklamını yapıyorum. Instagram'da yapıyorum. Hatta diyorum ki benim bir uzmanlık kitabından çalışanlar %95 sınavı geçiyor diyorum. Ne yapıyorum? Reklam yapıyorum. Değil mi? Peki Monopoltek niye reklam yapıyor? Çünkü aklınıza şu geliyor değil mi? Ben ne diyorum? Benim gelir uzmanlık kitabından çalışırsan %95 sınavı geçiyorsun. O halde ne diyor aklına geliyor? O halde ben bu kitaptan çalışırsam, sınav geçersem ben bu kitabı almalıyım fiyatı ne olursa olsun almalıyım diye düşünüyorsun. Monopol ne yapıyor arkadaşlar? Reklam yapıyor. Reklam. Değil mi reklam? Peki reklamı niye yapıyor? Çünkü talep esnekliğini azaltarak fiyatı arttırmaya çalışıyor. O halde monopol reklam yaptığı için kaynakları ne yapıyor arkadaşlar? Kaynakları israf ediyor. Ne yaptık arkadaşlar? Monopolümüzü eleştirdik. Şimdi arkadaşlar monopolün eleştirisini gördük. Vade monopol kaynak tas etkinliği bozuyor. Gelir dalım bozuyor. Ve reklam yapıp israf yapıyorsa birinin monopole dur demesi gerekmiyor mu? Evet. Peki o biri kimdir? Devlettir. Peki devlet ne yapar arkadaşlar? Monopole kaynak tas etkinliği sağlamak. Gelir dalına daha sağlamak. Ve israfı önlemek için müdahale eder. Vade başlığımız dedir arkadaşlar? Başlığımız devletin devletin monopole nedir? Müdahalesidir. O halde devletin monopole müdahalesine baktığımızda bir, birinci müdahale türü nedir? Hiçbir şey yapmamadır. Peki monopole devlet niçin hiçbir şey yapmaz? Niçin müsaade eder? Örneğin Aselsan bir monopol değil mi? Ve Türkiye için gerekli yani toplum için gerekli teknolojiyi üretmektedir. İşte monopolün topluma sağladığı fayda, monopolün topluma yüklediği maliyetten daha çok ise devlet toplumsal faydayı düşünerek hiçbir şey yapmayabilir. Bir bu, hiçbir şey yapmama. Geldik iki. Peki ikincisi nedir? İkincisi, devlet devlet monopolün ne yapar arkadaşlar? Monopolün fiyatını, fiyatını belirleyebilir. Devlet monopol fiyatını ise arkadaşlar iki şekilde belirler. Bunlar diyeceğiz ki birincisi marjinal maliyet fiyatlaması yapar. Fiyatlaması. İkincisi ise ortalama maliyet ne yapar? Fiyatlaması yapar. Peki marjinal maliyet fiyatlaması, ortalama maliyet fiyatlaması ne yapalım? Öncelikle marjinal maliyet fiyatlamasında fiyat marjinal maliyete eşitken monopol fiyatı belirlenir. Ortalama maliyet fiyatlamasında fiyat ortalama maliyete eşitken belirlenir. Peki bunu bir göstereyim. Niçin bunlar yapılır? Bak şimdi. Yata eksen miktar, dikey eksen fiyat. Bu nedir arkadaşlar? Talep doğrusu aynı zamanda ortalama gelir. Hemen altında monopolün neyi vardır? Marjinal geliri. Ve monopolün ortalama maliyetini çizdik. Ne oldu? Ortalama maliyet. Monopolün marjinal maliyetini çizdik. Marjinal maliyet. Nerede dengede? MR'nin, MC eşit ve MC'nin arttığı E noktası monopolden gidi. Q1 kadar mal üretti. Hangi fiyattan sattı? P1. Bu fiyat nedir arkadaşlar? Bu fiyat monopole müdahale yokken oluşan fiyattır. Peki çek bakalım bu fiyat da. Şu AC'nin minimum olduğu yer nedir arkadaşlar? Tam kapasite yani kaynak tersine etkinliğin sağlandığı nokta değil midir? O halde monopol AC'nin minimum olduğu noktanın sonunda çalışarak kaynak tersine etkinliği şu kırmızı yer kadar bozmuştur. Peki marjinal maliyet fiyatlamasında şu talep aynı zamanda fiyat doğrusudur. Fiyat marjinal maliyeti nerede eşittir? Gördüğün gibi F noktasında eşittir. O halde devlet marjinal maliyet fiyatlaması yaptığında monopol Q2 kadar mal üretir ve hangi fiyattan satar? P2 ve bu fiyat marjinal maliyet fiyatıdır. Şimdi bak bu durumda yine kaynak tahsilinde etkinlik sağlanamadı. Çünkü AC'nin minimum olduğu yerde üreteyim yapılamadı. Peki bu durumda kaynak tas etkinlik ne kadar bozuldu? Gördüğün gibi siyah yer kadar. Sizce kaynak tas etkinlikteki bozukluk şurası mı daha iyi? Yoksa şu kırmızı mı daha iyi? Tabii ki siyah daha iyi. Oradaki bozukluk daha az. O halde devlet kaynak tas etkinliği sağlayabilmek, kaynak tasdaki bozukluğu azaltabilmek için mi marjinal maliyet fiyatlaması yaptı? Evet. O halde marjinal maliyet fiyatlamasının amacı neymiş arkadaşlar? Amacı kaynak tahsisinde kaynak tahsisinde etkinliği sağlamakmış. Peki ortalama maliyet fiyatlamasında ise ne yapılır? Fiyat ortalama maliyeti eşitken yani şuradaki H noktasında belirlenir. Ve buradaki H noktasında monopol Q3 kadar mal üretir ve hangi fiyattan satar? P3. Ve bu P3 fiyatı ortalama maliyeti eşittir. Peki bak bakalım. O zaman mavi gösterelim. Ortalama maliyet fiyatlamasında kaynak tasla etkinlik daha da mı bozuk? Değil mi? bu halde bu durumda arkadaşlar ne oldu? Ortalama maliyet fiyatlamasında amaç kaynak tasne etkinliği sağlamak olamaz. Peki ortalama maliyet fiyatlamasında amaç kaynak tasne etkinliği sağlamak değilse niçin yapılır? Bakın ortalama maliyet fiyatlaması en düşük fiyat olmadı mı? Ve en yüksek üretim düzeyi olmadı mı? Yani orta fiyatın ortalama maliyet işte olduğu yerde belirleyerek devlet fiyatı düşürmüş. Ve bu malı tüketebilecek kişi sayısını arttırmış. Yani burada amaç ne oldu arkadaşlar? Ortalama maliyet fiyatlamasında amaç ise gelir dağılımında, gelir dağılımında adaleti sağlamak oldu. İşte sana bunu sorar. Mesela der ki sınavda, kaynak tasla etkinliği sağlamak için ölçeğe göre artan getiri ekonomilerde uygulanacak fiyatlama politikası aşağıdakilerden hangisidir? Mağaclar maliyet fiyatlaması. Ya da ölçeğe göre artan getirdiği ekonomilerde devlet, Gelir alımda adalet sağlamak amacıyla uygulayabileceği fiyat politikası aşağıdakilerde hangisidir? Ortalama maliyet fiyatlamasıdır. hadi devletin monopoli müdahalesinden 3. Üç. Üçüncüsü nedir onu görelim. 3 diyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki vergi uygulaması. Vergi uygulaması. Arkadaşlar vergi uygulamasını ise biz iki biçimde açıklayacağız. Nasıl? Birincisi diyeceğiz ki birincisi monopole devlet de uygulayabilir götürü vergi uygulayabilir. İkincisi monopoli devlet ne uygulayabilir? Birim başına vergi uygulayabilir. Hatırlayın maliyetler konusunda da anlatmıştık. Götürü vergi üretimden bağımsız, üretim olsa da olmasa da alınan vergidir. Bu nedenle götürü vergi sabit maliyetleri arttırdığı için sadece ortalama toplam maliyeti yukarıya kaydırıyordu. Birim başına vergi ise üretilen her bir maldan vergi alınmasıdır. Bu nedenle birim başına vergi toplam değişken mat yukarıya kaydırıyordu. Bu nedenle hem AC ve hem de MC nereye kayıyordu? Yukarıya kayıyordu. Öncelikle götür vergi bir görelim. Bakın bakalım. Yatay eksen miktar, dikey eksen fiyat. Bu monopolün nedir? Talep doğrusu. Aynı zamanda ortalama gelir. Hemen altında marjinal gelir. Monopolün ortalama maliyeti AC Monopolün marj dermati MC, denge 1'de denge üretim miktarı Q1 ve monopol P1 fiyatından satıyor. Şurası monopolün aşırı Peki monopole götürü vergi uygulandığında ne oluyor? Götürü vergi sadece ortalama toplam maliyet erisini yukarıya kaydırıyor. AC2. Gördüğünüz gibi fiyat ve denge üretim miktarı değişmedi. Ama monopolün karı ne oldu? Azaldı. O halde götürü vergi uygulamasında monopolün fiyatı değişmez üretim miktarı değişmez ve monopolün karı ne olur? Azalır. Peki bu azalan kar vergi olarak kime gider devlete. O hadi devletin bütçe gelirleri artar. Bütçe gelirleri artan devlet sosyal politikalarını daha iyi uygulayarak gelir dağılımında artı sağlayabilir. Peki birim başına vergide ne var? Birim başına vergiye baktığımızda yatı eksen miktar, dikey eksen fiyat. Bu nedir? Monopolün talep aynı zamanda ortalama gelir. Hemen altında monopolün marjinal geliri. Şimdi bakın bu bizim neyimiz? Ortalama maliyetimiz AC. Bizim neyimiz? Marjinal maliyetimiz MC. Denge E noktasında monopol Q1 kadar mal üretti ve monopolün fiyatı. Ve burası da monopolün neyi? Aşırı kar. Peki ne dedik? Birim başına vergide değişken maliyetler değiştiği için hem ortalama toplam maliyet erisi hem de marjinal maliyet erisi nereye kayıyor? Yukarıya kayıyor. Hadi kaydıralım. Hadi ortalama maliyet yukarıya kaydı. Ne oldu arkadaşlar? AC2. Marjinal maliyet yukarıya kaydı. Ne oldu? MC2. Denge E'den artık denge F'ye geldi. Denge üretim düzeyi Q2'ye ne oldu? Azaldı. Bak buradan nereye çıktım? Talebe. Gördüğünüz gibi fiyat p ne oldu? Arttı. Aşırı kar maviden kırmızıya ne oldu? Azaldı. O halde birim başına vergide. Monopolün ürettiği malın fiyatı arttı. Üretim miktarı azaldı ve monopolün karını oldu? Azaldı. Yine bu azalan kar vergi olarak kime gitti? Devlete. Ver, bütçe gelirleri artan devlet yine sosyal politikalarını daha iyi uygulayarak gelir dağımda adalet sağlayabilir. O halde vergi uygulamaları ister götürü ister birin başına vergi niçin yapıldı arkadaşlar? Gelir dağılımında adalet sağlamak için yapıldı. Monopole devlet müdahalesinin dördüncüsü nedir? Dördüncüsü de diyeceğiz ki arkadaşlar sıbvansiyon, sıbvansiyon uygulamasıdır. Peki sıbvansiyon ne yapar? Monopolün arkadaşlar, monopolün kesinlikle ve kesinlikle üretim maliyetlerini azaltır. Üretim maliyeti azaldığı için firmanın hem ortalama toplam maliyet eğrisi, ortalama toplam maliyetleri hem de marjinal maliyetleri azaldığı için hem AC hem de MC aşağıya kayar. Peki bu sıplansiyon uygulamasını şurada gösterelim. Yatı eksen miktar, dikey eksen fiyat. Bu monopoli nedir arkadaşlar? Talep. Aynı zamanda ortalama geliri. Hemen altında marjinal geliri. Şimdi bakın ortalama madde işimiz yok. Sadece marjinal madde çizelim. Marjinal maliyet şöyle değil miydi? Hop şu şekilde değil miydi? Denge MC'nin MR eşit olduğu E noktasında monopol Q1 kadar mal üretti ve talebe geldim P1 fiyatından sattı. Peki devlet monopole sıplansiyon uyguladığında marjinal maliyet nereye kayacak? Aşağıya. MC2. Denge E'den denge F'ye geldi. Monopolün üretim miktarı artarken gördüğünüz gibi monopolün satış fiyatı azaldı mı? Azaldı. O halde marjinal maliyet azalttığı için sıplansiyonu uygulaması. Ne oldu arkadaşlar? Monopolün ürettiği malın fiyatı düştü. Monopolün üretim miktarı ne oldu? Arttı. Peki bunun niçin yaptı devlet? Bu malın fiyatını düşürerek bu malı tüketebilecek kişi sayısını arttırdı. Yani gelir dağılımında adalet sağlamak için yaptı. Monopole devlet müdahalesinden 5. silsine gir arkadaşlar. Deriz ki üretimi üretimi bizzat devlet üstlenebilir üstlenebilir. Ve son olarak altıncısı, altıncısı ise deriz ki arkadaşlar devlet monopol imtiyazını, monopol imtiyazını satabilir. Peki üretimi bir sat devlet niçin üstlenir? Örneğin bazı mallar vardır. Üretimi ve dağıtımı oldukça yüksek maliyetlidir. Örnek demiryolu taşımacılığı. Değil mi? Demiryolu ağı döşemek çok maliyetli. Bunu özel sektör yaparsa Yüksek bir maliyet. Bir de özel sektör üstüne kar ekleyecek fiyat çok yüksek olacak. Kimse terine bilemez. Adi üretim ve dağıtım maliyeti çok yüksek olan malları bizzat devlet üretir ve devlet bu durumda ortalama maliyet fiyatlaması yaparak bu malın kullanımını herkese açar ve böylelikle devlet gelir dağılımında adatı sağlar. Peki monopol imtiyazının satılması nedir? Devlet monopol hakkını özel firmalara satabilir ya da özel girişimcilere devredebilir. Peki burada devlet bir özelleştirme geliri elde eder mi? Aynı zamanda monopol imtiyazını özelleştirdiği için bir de vergi geliri elde eder mi? Hem özelleştirme geliri hem de vergi geliri yani bütçe geliri artan devlet sosyal politikalarını daha iyi uygulayarak gelir dağılımında adalet sağlayabilir. Arkadaşlar ne gördük? Monopolün eleştirisini gördük, monopol'e devletin müdahalesini gördük. Peki şimdi ne yapacağız? Tam rekabetle monopolü bir karşılaştıracağız. aja başlayalım